Bismillahirrahmanirrahim. Abiler, değerli hocalarım, hoş geldiniz. Sürçülisan edersem önce hocamdan sonra sizlerden af diliyorum şimdiden. Estağfurullah. Hasbihal programımız başlıyor şu anda. İlk sorumuzu, Necdet Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Mikrofona size arz ediyorum ve ilk sorumu soruyorum hocam. Türkiye'de ve Türkiye dışında Alevi toplumuyla güzel diyaloglar, insani münasebetler olması gereken kalitesine yükseltmek niyetiyle çeşitli çabalar ve programlar yapılıyor. Hizmet hareketinin bütün insanlarla iyi ilişkiler kurmak istediği gibi Alevi toplumuyla da iyi ilişkiler kurmak istiyor. Ama bu meyanda bazı ifrat ve tefrit görmek mümkün. Çizgimizi müstakimde korumak adına Alevilere ehl-i beyt diyebilir miyiz? Mahsuru var mıdır? Alevileri ehl-i beyt diye isimlendirmek caiz midir? Hoca Efendi'nin ağzından Alevi toplumu için ehl-i beyt dendiği duyulmuş mudur? Mikrofonu arz ediyorum hocam. Buyurun. Estağfurullah. Bu soru gerçekten çok önemli. İslam dünyasının vahdeti, birlik beraberliği ve kardeşliğimiz açısından gerçekten çok önemli. Önce İslami temel bir prensiple başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühennâs, ya eyyühennâs ifadeleri oldukça fazladır. Ey insanlar, ey insanlar diye Cenab-ı Hak insanlara hitap ediyor. Öyleyse ben Kur'an cemaatiyim diyen herkes bütün insanları kucaklamak mecburiyetindedir. Hitabelerinde, ifadelerinde bütün insanlığın hissiyatını, durumunu nazara dikkate alarak ve bir yönüyle insan ayrımı yapmadan insansa işte biz ona hitap ediyoruz. Biz de insanız. Böyle kucaklayıcı bir ifadede bulunmak bizler için Kur'ani bir yoldur. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü, ya eyyühellezine amenü diye hitabeler vardır. Bunun dışında ey ehli şia, ey ehli sünnet, ey filan cemaat, Kur'an-ı Kerim'de böyle ifadeler yok. Hadis-i şeriflerde de yok. Öyleyse Kur'an'ın uslubunda olmayan, sünnetin anlatım tarzında olmayan, böyle biraz bölücülük, cemaatçılık, grupçuluk ifade eden tabirlerden olabildiğince sakınmak bizim de dikkat etmemiz lazım gelen bir vecibe, bir farize adeta ve bizim boynumuzun borcudur. Evet, böyle Alevi kardeşimiz, yok Hanefi kardeşimiz, yok Sünni kardeşimiz gibi tabirlerden olabildiğince sakınmak lazım. İnsansa bağrımızı aşmak, hele hele ben iman ettim diyorsa kalbimizde onun da oturabileceği bir sandalye bulundurmak daima biz hem insan hem de mümin olarak bizim vazifemizdir. Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki, bir insanın imanlı olması soru cevap ile belli olur. Adama sordun sen ehli iman mısın, mümin misin? O da elhamdülillah müminim dedi. Biz onu mümin kabul etmek mecburiyetindeyiz. Artık daha deşeleyerek bu adam Sünni mi, bu adam Alevi mi, bu adam Yezidi mi, daha arkasını deşmek bize düşmez. Böyle bir tecessüs ve suizan da bir Müslüman vasfı da değildir. Keza Müslümanlığı da yine soru cevapla belli olur der Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri. Adama dedin sen Müslüman mısın? O da elhamdülillah Müslümanım dedi. Hangi türden Müslümansın filan, bunları deşmeye gerek yoktur. Evet, bizler bu Kur'ani uslupla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu başta yaptığım şu girişi daha ileride müstakil bir sohbet haline getirebiliriz. Getirebilirdik de, ama bir fikir verdim, bundan geçiyorum. Halk arasında elbette ta 13-14-15 asırdan beri İslam dünyasında Alevilikten bahsedilmiş.
Bir de Sünnilikten bahsedilmiş. Böyle bir ayrım aslında kaba taslak bir ayrımdır. Şöyle görüyorum, Aleviler içinde nice Sünni olanlar var vasıf ve amel yönüyle. Ama Sünni diğerlerin içinde de vasıf ve amel noktasıyla nice de Aleviler var. Hatta Gulat-ı Şia manasında Aleviler var. İnsanları böyle fert fert ele almak, vasıflarıyla değerlendirmek herhalde genelleme yapmaktan daha isabetlidir. Bizi daha sağlam bir neticeye götürecektir. Önce Şia kelimesi üstünde biraz durmak istiyorum. Halk arasında Alevi tabiri ama kitaplarda, kelam kitaplarında ise Şia tabiri geçer. Bu çok önemli. Evet, Alevi ayrı, Şia ayrı tabirler değildir. Şia, kelami kitaplarda geçen bir tabir. Bağışlayın. Şia, lügat manasıyla taraftar demektir. Nitekim bu lügat manasıyla taraftar manasına gelen Kur'an'da bir iki ayette geçer. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ Hazreti Musa aleyhisselam, yani iki kişi dövüşüyor Mısır'da, sokakta, çarşıda neyse. Onlardan bir tanesi Şiası, yani Hazreti Musa taraftarı. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ Diğeri de onun düşmanı. Oradaki Şia kelimesi Kur'an'da taraftar manasınadır. Binaenaleyh kelam kitaplarında Şia, yani Hazreti Ali taraftarı demek. İşte bu halk arasında Alevi kelimesiyle ifade edilmiştir ki, kelimelerin sonundaki i, eki, aidiyet ifade eder. Konevi deyince Konyalı. Mekki deyince Mekke ile alakalı, Mekkeli. Bağdadi deyince Bağdatlı. İşte Alevi deyince de Hazreti Ali'li, Hazreti Ali taraftarı demektir ki halk arasındaki Alevi kelam kitaplarında Şia kelimesiyle ifade edilmiştir. Şia kendi içerisinde kelam kitaplarında bize anlatılan sistemle 4 sınıf olarak ifade edilir. 1- Şia-i Muhlisa, yani halis Şia. Allah'a inanıyor, Kur'an'da Allah'ın tarif edildiği şekliyle. Peygamberlere, peygamberimize inanıyor, Kur'an'da tarif edildiği şekliyle. Müslüman, işte İslami yaşıyor, ibadetleri de var. Ama sadece 4 halife arasında Hazreti Ali'yi daha fazla seviyor. Diğerlerini o kadar sevmiyor. Yani diğer 3 halifeyi biraz daha Hazreti Ali Efendimiz'den sonra seviyor. İşte bunlara Şia-i Muhlisa deniyor. Aslında bu noktasıyla bizler de Şia'yız. Yani biz 4 Raşid halifeyi de seviyoruz. Belki fazilet farkı Kur'an'da farklı boyutlarıyla anlatılmış. Hadis-i şeriflerde de anlatılmış. Ama hususi fazilette Hazreti Ali Efendimizin öyle fazileti, öyle yüceliği var ki Hazreti Ebu Bekir o yönüyle Hazreti Ali'ye yetişemez. Hazreti Ömer o yönüyle, hususi fazilet yönüyle Hazreti Ali'ye yetişemez. Hazreti Osman da yetişemez. Damad-ı Nebi olması yönüyle, ilmin şehrinin kapısı olması noktasıyla Hayder-i Kerrar olan o şahameti, o kahramanlığıyla ve özellikle ta kıyamete kadar gelecek altın neslin, seyitler ve şerifler cemaatinin başında bir altın kanal olması yönüyle Hazreti Ali Efendimizin o hususi fazilet seviyesine hiçbir sahabi, hatta diğer 3 halife de yetişemez. İşte biz ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz kimseler de Hazreti Ali'yi böyle seviyoruz. Aslında
Şia-i Muhlisa ile Ehl-i Sünnet arasında bu noktasıyla çok fark yoktur ve hiçbir mahsur yok. Biz hepimiz beraberiz. Öyle beraberiz ki o zamanki harplerde hiç Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz gruptan hiç kimse Muaviye'yi haklı görmemiştir. Yezid'e lanet caiz mi, vacip mi münakaşası vardır. Ve özellikle Cemel'de Hazreti Ayşe validemizi değil, Hazreti Ali'nin içtihadında isabetli olduğunu söylemişlerdir. Bu noktasıyla bizler de Şia'yız. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat Şia'dır. Şia-i Muhlisa içinde bizleri de mütalaa edebilirsiniz. Bu çok önemli. İmam Şafii Hazretleri o Emevilerin o kadar zulmü hutbelerde Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimize lanet okuttukları bir dönemde, Emeviler döneminde İmam-ı Şafii Hazretleri çıktı minbere, Hazreti Ali'yi bir destanlaştırdı. Öyle anlattı, öyle destanlaştırdı ki cemaattan bazıları ya Şafii ya İmam sen de mi Alevisin? Eğer Hazreti Ali'yi sevmek Alevilikse, bütün cinler ve insanlar şahit olsun ki ben de Aleviyim dedi. Aslında bütün Ehl-i Sünnet ve Cemaat böyledir. Bu Şia-i Muhlisa. Ama Şia'nın kelam ilmine göre, ameli mezheplere göre değil, kelam ilmine, itikada göre ikinci bir çeşidi var ki görüş olarak biz bunlara biraz fırak-ı dalle demişiz. Yani kelamcılar böyle demişler. Onlar da şunlar. Yani Allah'a inanıyor Kur'an'da anlatılan, Efendimiz'e inanıyor Kur'an'da anlatılan şekli. İşte Kur'an'a inanıyor, ibadetleri var. Sadece halifeler noktasında Hazreti Ali Efendimiz'i en birinci olarak ele almakla beraber diğer üç halifeye gasıp nazarıyla, zalim nazarıyla bakıyor. Bunlar çok azınlıkta. Yani hilafet hakkı Hazreti Ali'nin idi ama diğerleri onu gasp ettiler. İşte bunlar bu yönüyle biraz fırak-ı dalle denmiş. Ama bunlar ya kafir diyebilir miyiz? Asla. Bunlar cehenneme gider mi? Asla. Allah isterse affeder bu kadarcık zelleyi, isterse azap eder. Ve bunlar da bugünkü genelde İran rejimi bu ikinci grup içerisinde yerini almış kimselerdir. Ekseriyetle, istisnaları mutlaka vardır. Şimdi bu anlatılan çerçevede kelam ilmine göre Şia bizim açımızdan çok mahsuru yok. Ama Şia'nın bir üçüncü bölümü vardır ki işte bizim için İslam çerçevesi dışına çıkan kimseler bunlardır. Üçüncüsü peygamberlik. Aslında Hazreti Ali'ye gelecekti de Cebrail yanlış etmiş, Muhammed'e götürmüş diyorsa. Bunlar ifrat. Hele bir dördüncü grubu var ki bunlara gulat-ı şia deniyor. Yani Allah Ali'ye hulul etmiştir. Hululiye akidesi, panteizm deniyor buna, ittihat da deniyor. Allah'ı görmek isteyen Ali'ye baksın. Bu son iki sınıf hiçbir dini kitapla, Tevrat'la, İncil'le, Zebur'la, Kur'an'la telif edilemeyecek hususlardır ki bunlar tabi Şia'nın ifratları. Belki Şia içerisine girmiş bir kısım hainler, münafıklar, ajanlar vesaire. O dönemde de oldukça fazla münafıklar vardı. Münafıklar bir tehlikedir. Dikkat buyurun. Yahudiler İslam için ayrı bir tehlikedir ama en büyük tehlike Yahudilerin münafıklaşmasıdır. İşte Hazreti Ali Efendimiz dönemindeki o Curcuna'nın büyük hadiseler arkasında bunlar vardı, lafız kargaşaları vardı. Meseleyi bu genel açıdan kısaca bir izah etmiş oldum. Ancak Kur'an ve sünnet açısından bir de kardeşimizin sorduğu bunlara ehli beyt diyebilir miyiz? Hoca efendi ne diyor? Açısından kısa kısa yaklaşacak olursam elbette Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma anamız ve oğulları
Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisi. Yani 5 kişi. Bunlara Kur'an-ı Kerim bizzat Ehl-i Beyt der. Hazreti Ali Ehl-i Beyt'in altın neslin başındadır. Efendimiz Aleyhisselam da bütün bunların başındadır. Ahzab suresinde 33. ayet. Ahzab suresi 33. suredir. Onun 33. ayeti kafamızda kalsın diye 33 taksim 33 diyebiliriz. Ayetin sonunda innema yuridullahu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Ayetin başı da var. Ayetin başı sonuyla bağlantılı olduğu için onu da okumalıyım. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْاُولَى وَاَكِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَتِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Sonra اِنَّمَا يُرَيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلَ الْبَيْتِ فَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا Ayetin sonu itibariyle diyor ki ey peygamberin ev halkı. Yani Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizi kastederek bir de Efendimiz de var. Bunlar Efendimizin ev halkı. Bu ayetteki çerçeveye bunlar giriyor. Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister. Bu ayetin bir nazil olma sebebi vardır. Efendimiz Aleyhisselam bir gün Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in ellerinden tutarak torunları Hazreti Fatıma'nın evine girdi. Hazreti Ali de geldi. Efendimiz Aleyhisselam arkasından abayiyesini, cübbesini çıkarttı. Kendisi de Hazreti Ali de Hazreti Fatıma da Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz de o örtünün cübbenin altında oldular. Bunlara Hamse-i Ali Aba denir. Üstad Hazretleri 16. lemada bununla alakalı geniş bir malumat veriyor. Oraya da ayrıca bakabilirsiniz. İşte 5 kişi ve Efendimiz sonra bu ayet nazil oldu ve bu ayeti okudu. İnneme yuridullahu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirakum tathira. Burada şöyle bir incelik vardır. Ey peygamberin ev halkı. Ehl-i Beyt, Efendimizin ev halkı demek. Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Haşa, onlar kusurlu muydu? Çok önemli bir incelik var burada. Onlar kusurlu değildir ama ileride bazıları ümmetin nazarında onlara kusur isnat edecekler. İnsanların isnat ettiği kusur dedik şeylerden de onları Allah tertemiz yapmak istiyor. Allah onları kendi himayesine almış, her zaman onların tertemiz kalacaklarını, tertemiz olacaklarını ve insanların da attıkları çamurlar, Hazreti Hasan'a atılan çamurlar, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi ve atılan çamurlardan Emeviler döneminde, camilerde, aleyhlerinde, hutbelerde atılan çamurlara kadar onlara tutmayacak bu çamurlar, onlar her zaman tertemiz olacaklar. Ehl-i Beyt-i Kur'an-ı Kerim ifade etmiş, onları tertemiz olarak ilan etmiş ve ileride atılabilecek bir kısım iftiralardan da onları Cenab-ı Hak bizzat kendisi bu 33 taksim 33 ayette korumuş. Ancak acaba Ehl-i Beyt bu 5 kişi, Efendimizin diğer ezvacı tahiratı da bu Ehl-i Beyt içine giriyor mu? Enes bin Malik'in bir rivayeti var. Burada dikkatimi çekiyor. O diyor ki ayetin başında Efendimizin diğer zevcelerine hitap ediyor Cenab-ı Hak. Aynı ayetin başı. Vakarne fi buyutikunne ve la teberrecine teberricel cahiliyetul ula. Ey peygamber hanımlarına söyle. Birinci cahiliye devri kadınları gibi sele serpe sokağa çıkmasınlar. Evde namaz kılsınlar, zekatlarını versinler. Allah ve Resulüne itaat etsinler. Bu
ayetin başında peygamberin ev halkına, diğer zevcelerine hitap ettiği için onlara da ehli beyt denmiştir, denmelidir diye bu mevzuda geniş anlatımlar var ve kısaca ifade etmiş oldum. Efendimizin sair hanımları da ehli beyt içerisinde. Bazıları şöyle kısa bir ayrım yapmış. Efendimiz dahil Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ve Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz ehli beyt. Ama sair ezvacı tahirat da Ali Beyt'tir demişler. Ehli Beyt'le Ali Beyt arasında böyle küçük bir nüansla meseleyi ele almışlardır. Şimdi Allah onları tertemiz yapmak istiyor meselesine bir ilave daha vardır. Şura suresi 23. ayet. Bu önemli bir mevzu olduğu için biraz üstünde durmam gerekti. Şura suresi 23. ayette de Kulle es'elüküm aleyhi ecran illel meveddete fil kurbe ifadesi. Üstad bunu 4. lemada, onun 3. nüktesinde özellikle genişçe anlatıyor. Dikkat buyurun, hiçbir peygamber, dikkat buyurun buna, yaptığı peygamberlik vazifesinin karşılığında bir ücret istememiştir. Efendimiz de istemez. Ancak Efendimizin bir farkı var. Diyor ki ayette Peygamber Efendimiz'e, ya Muhammed sen de ki ümmetine, ben de sizden peygamberlik vazifesi karşılığında bir ücret istemem. Ancak benim akrabama meveddet, sevgi isterim ben. Öyleyse Efendimizin ehli beyt dediği, Kur'an ayetinin ehli beyt dediği ve Efendimiz Aleyhisselam da ehli beytine sevgi, akraba, zahir ezvacı tahirat da buna giriyor. Onun için Ali Beyt'e sevgi göstermek, sevmek, onları sevmek dinin vücubiyatındandır. Bu vaciptir. İmam-ı Şafii Hazretlerine göre Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır. Öyle bir farz ki, farzların da üstünde bir farz. Az sonra kısaca ona temas etmek istiyorum. Dördüncü lemanın üçüncü nüktesine dikkatlice bakmanızı tavsiye ederim. Bir kimse sahabelerimi, zevcelerimi ve ehli beytimi sever de onların herhangi birini ayıplamada bulunmazsa, onların sevgisiyle bu dünyadan göçerse kıyamet günü benimle beraber olur diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli beyti sevmek ve onları ayıplamamak ahirette Efendimiz Aleyhisselam ile beraber olmaya da sebebiyet verecektir. Ve Efendimiz veda hacında, ey insanlar, size iki emanet bırakıyorum. Bir yerde kitabım ve sünnetim, bazı rivayetlerde Efendimiz bunları da söylemiş veda hacında. Bir başka deyişinde de kitabım ve ehli beytim buyurmakla, bir yerde kitabım sünnetim, kitabım ehli beytim. Ehli beyt eşittir ehli sünnet. Ehli sünnet eşittir ehli beyt gibi ikisini örtüştüren, kucaklaştıran tabir olarak da burada bunları yakalayabiliriz. Şimdi çok önemli bir noktaya geldim. Değerli arkadaşlar, hem Kur'an'ın hem Efendimizin ehli beyti sevme teşviki, hatta bunu istemesi, emretmesinin altında böyle kuru kuruya biz Hazreti Ali'yi sevelim, Fatıma'yı sevelim, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i sevelim, onlar da şehit edildiği için üzülelim diye değildir bunlar. Asıl mesele onların bizi Allah'a yaklaştırması. Allah'a, Allah davasında bize örnek olmaları, ibadetlerinde, derin kulluklarında bize örnek olmaları, yani bizi Allah'a, kulluya mükemmel götürmeleri yönüyle onların sevilmesi esastır. Öyleyse namaz kılmıyor, ibadeti yok, Kur'an'la alakası yok. Ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum, Hazreti Hüseyin'i çok seviyorum, Hazreti Hasan'ı çok seviyorum. Yani aşırı bir şia,
aşırı bir Alevi görüntüsünde bunlar lafı güzaftır. Ve bu hadisleri, ayetleri şerh eden bütün ulema bu önemli hususa dikkat çekmişlerdir. Tekrar edelim, etmek istiyorum ki Ali Beyt'e sadece soyut bir sevgi beslenmekle yetinmek doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselam sadece onların şahıslarını sevme teşvikinde bulunmamıştır. Çünkü Ali Beyt insanlara Allah'ı tanıtır, Allah'a ibadeti tavsiye eder, kendileri derin ibadet yapmışlardır ve Allah'ın huzuruna bizleri sevk etmek için onlar sadece bir aracıdır. Meşarik nam bir kitapta şöyle bir detay gördüm. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey benim kızım Fatıma, canını cehennem ateşinden kurtarmaya çalış. Zira ben ahirette farz veya vacipleri terk veya yasak olan şeyleri işlemeniz sebebiyle azaba sürüklenmenizi Allah dilerse üzerinize gelecek azap ve cezayı def için sizleri azaptan kurtarmaya muktedir değilim diyor. Şimdi muhabbetin kendisinde zirveleşmesini istediği Efendimiz Hazreti Fatıma için bile eğer amelin yoksa öbür alemde kendini kurtaramıyorsan benim sana faydam olmaz diyorsa Hazreti Fatıma ki Efendimiz'i çok seviyordu, babasıydı. E bizim de böyle kuru kuruya hiçbir amel yok, ibadet yok, yediklerini yapma, yaşama yok. Sadece onları şehit eden, aleyhinde konuşan Muaviye ve taraftarlarına lanet okumamızın ve böylece sanki biz vazifemizi yaptık. Yani Ehl-i Beyt taraftarı olduk, onları seviyoruz demenin herhangi bir bize kazandıracağı bir şey olmayacaktır ahirette. Bu bağlantı oldukça önemliydi. Kısaca arz ettim, genişletebilirdim. Şimdi sorunun son bölümünde ifade ettiği kardeşimizin Alevilere Ehl-i Beyt diye isimlendirmek caiz midir? Tabi zaten biz de öyle diyoruz. Ehl-i Beyt, keşke biz de Ehl-i Beyt'ten olsak diyoruz. Ehl-i Beyt olmayı cana minnet biliyoruz. Aleviliğin zirvesinde Ehl-i Beyt'in başına gelenler vardır. Bugün her Alevi dediğimiz, yani fiilleriyle, amelleriyle, ibadetleriyle onlar gibi yaşamasa bile, fakat Ehl-i Beyt dendiği zaman Kur'an'da çok sarı, 5 kişi akla geliyor Efendimizle beraber. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma anamız, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Ehl-i Beyt, bugünkü Alevilerin tekrar ediyorum, önünde de aslında bu Ehl-i Beyt sevgisi vardır. Zamanla ifratlar, tefritler olmuş olabilir. Evet, Ehl-i Beyt'e, yani bugünkü Alevilere Ehl-i Beyt dememiz daha yerinde ve daha isabetli olacak. Ben de hayatımda kaç tane böyle Şia, Alevi dediğimiz kardeşlerimize Ehl-i Beyt demişsem, tebessüm ettiler, yumuşadılar, benimle arkadaş oldular. Ben de onlarla daha rahat, daha çabuk, daha süratli dost olabildim. Dememizde herhangi bir mahsur yoktur. Şimdi geldim sorunun son kısmında. Hoca Efendi'nin ağzından Alevi toplumu için Ehl-i Beyt dendiği duyulmuş mudur noktasına. Hocamın bu mevzuda yazdığı çok makaleler var. Sohbetlerini de makale haline getirmişler. O kadar var ki ben de kendisinden bunları çok dinlemiştim. Hoca Efendi bir defa Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin neseben Ali Beyt'ten olduğu, Ehl-i Beyt'ten olduğu, yani Hazreti Ali Efendimizin neslinden geldiğini müteaddit defa söylemiştir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kürt değildir. Kürt olmak kötü müdür? Hayır. Allah'ın takdiri, ırklar öyle. Ama anası kanalıyla Hasan Hüseyin'i, babası kanalıyla Hasani'dir Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Hoca Efendi'ye gelince Hoca Efendi annesi kanalıyla Hasani, babası kanalıyla da asılır kalkıyor. Diyorum, evet. Buralar
Fatih Bey çıktı geldi aradan. Sesiniz bize geliyor. Seslerinizi kapatırsanız mutlu olacağım. Kapattım hocam. Evet. Hoca Efendi anası kanalıyla Hasani'dir, babası kanalıyla da Oğuz boyundandır. Yani Türklerle Arapların seyitleri birleştirebileceği çok önemli bir noktada bulunduğunu kabul ediyorum. Bunun tarihi serüveni içerisinde ayrı izahları olabilir. Şimdi Hoca Efendi diyor ki esas Ehl-i Beyt 3 kategoride mütalaa edilebilir. Hoca Efendi diyor ki Ehl-i Beyt sözlük itibariyle ev halkı demektir. Bu tabir genel manada Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın ailesini ve yakın akrabalarını tanımlamak için kullanılır. Yukarıda şöyle bir şey söyleyecektim, atlamışım, arada söylemeliyim. Sadaka ve zekat alması haram olan Efendimizin nesli içinde bulunanlara Ehl-i Beyt demişler. Mesela Üstad sadaka ve zekat almamış. Hoca Efendi de sadaka almıyor. Zekat yemiyor, sadaka yemiyor. Ehl-i Beyt'in özelliğidir bunlar. Yani alan aşağıda, veren yukarıda olduğundan sadaka ve zekat alanlar aşağıda. Öyleyse psikolojik olarak Ehl-i Beyt hiçbir zaman aşağıda olamaz, olmamalıdır. Şimdi Hoca Efendi Ehl-i Beyt'i anlatırken diyor ki bu hizmet bir Ali Beyt hizmetidir. Tekrar ediyorum. Bu hizmet bir Ali Beyt hizmetidir. Nesebi Ali Beyt ile manevi Ali Beyt tasnifi içerisinde bu hizmet de bir Ehl-i Beyt hizmetidir. Biz de Ehl-i Beyt'in cemaati içerisindeyiz diyor. Niye söylüyor bunu? Eğer bugün Ehl-i Beyt hayatta olsaydı Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma anamız, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz hayatta olsaydı bütün gayretlerini dinin ilasına vereceklerdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek isminin yeryüzünde duyulmadığı yer kalmasın diye coşkun bir şekilde fedakarcasına bütün gayretlerini, güçlerini kullanacaklardı. Bugün bu hizmet de bunu yapıyor. Yani Ehl-i Beyt ceseden de bugün hayatta olsa idi, onlar ne yapacaklardı ise bugünkü hizmetin şahsı manevisi, genel olarak ufku ve hizmet anlayışı da aynı anlayıştır. Burada bu mesele üstünde genişçe durmuş ve Ehl-i Beyt'in de içimizde müthiş bir sevgisi vardır. Bunları da anlatmış. Şu anda Hoca Efendi'nin buradaki o yazısını genişçe okuyup anlatma noktasında değilim. Mesele tarafımızdan anlaşılmış olmalıdır. Kısaca anlatabildimse. Onun için bizler de Ehl-i Beyt'iz. Ehl-i Beyt'e müştakız. Ve Ehl-i Beyt'le beraber olmayı da cana minnet biliriz. Bugün Alevi denen, bunları başta söyledim, bu tabirlerden bizler rahatsızız. Şia tabirinden de rahatsızız. Kur'an-ı Kerim kucaklayıcı olmuştur. Ey insanlar demiştir, ey iman edenler demiştir. Bizim için yani bir yere bir levha çakıyorsunuz. Burası Alevi dükkanı. İnsanları, beğenmediğiniz insanları onun altında topluyorsunuz. Dinde böyle bir özellik yoktur. İnsanlar vasıflarıyla, amelleriyle, bir tabii ki inançlarıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Onun için Alevi deyip at bir kenara, aleyhinde konuş. Yok şucu de aleyhinde konuş, Kürt de aleyhinde konuş. İslami mantıkta böyle bir değerlendirme, böyle bir tasnifat yoktur. Ve Ehl-i Beyt bizim için şanı çok yüce. Ve biz, şunu da ilave edeyim, namazların sonunda eğer iki rekattıksa namaz, ikinci rekatta tahiyyattan sonra okuduğumuz Allahümme salli ala Muhammedin duasında, dört rekattıksa neyse son rekatında Allahümme salli ala Muhammedin ve ala eli Muhammedin diyerek.
Kema salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke amidun mecid. Efendimizden mervi olan bir de Allahümme salli Allahümme barik ala Muhammed'in duası var. Muhammed aleyhisselam ve aline salat ediyor veya bereket duasında bulunuyoruz. Ali Muhammed, Ehli Beyt bizler için yüce bir makamda. Ne gibi? İbrahim aleyhisselamın Ali gibi. İbrahim aleyhisselam ve aline salat ettiğimiz gibi diyoruz. İbrahim aleyhisselamın Ali Nebi'dir. Efendimiz aleyhisselamın ise Ali Veli'dir. Ve biz onlardan bahsetmek, onlarla beraber olmayı cana minnet biliriz. Biraz uzunca oldu farkındayım ama bu mesele pek çoklarını alakadar ettiği edeceği için yine de mevzunun çapına göre özetle aktardım sayılır. Teşekkürlerimi sunarım. Hocam Allah razı olsun. Şimdi Bey bizim verir misiniz bu konuda ben hocamı dinlendirmiş olurum. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz demek ki manevi olarak bir Ehl-i Beyt'ten sayılabiliriz. Üstad öyle demiş, Hoca Efendi de öyle diyor. Biz Ehl-i Beyt'iz diyor yani. Da diyor, doğru. Ben de zaten söylemeseydiniz bunu soracaktım. Acaba biz de Ehl-i Beyt'iz, böyle bir şey ne kadar sayılabilir diye. Şimdi mesela ben diyelim ki mütevellidim. İşte haftada bir gün mütevelli oluyor. 5-10 dakika bir ders yapılıyor. Birkaç madde görüşüyor, dağılıyoruz. Bu yeter mi bu Ehl-i Beyt'ten olmak için? Böyle bir şey yeter mi? Yetmez tabii. Ehl-i Beyt'in özelliklerini bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Ali tabirde vardır. Mesela Ali Firavun. Mesela Ali Yakup. Kur'an'da böyle aileler vardır yani. Yani o çerçeve içerisine onların fikirleri neyse, amelleri neyse, duyguları neyse o çerçeve içerisine girmek lazımdır. Burada Ehl-i Beyt tabiri var. Ehl-i Beyt'i sevmek, çok sevmek lazım. İslam'da sevmenin lazımı itaattir. Onlar gibi yaşamaktır yani. Onlar nasıl yaşadıysa öyle yaşamaktır. Zaten sohbetin arasında da geçti bu. Yani ben Ehl-i Beyt'i seviyorum demek, Ehl-i Beyt'ten olmak, Alevi olmak için yeterli olmaz. Çünkü Hazreti Fatıma anamız bile yani ben seni ahirette kurtaramam diyor Efendimiz ona. Sen kendini kurtar diyor amellerinle. Binaenaleyh onlar bizi Allah'a götürdükleri için, onlar bizi Allah'a kulluğa ulaştırdıkları için, huzur-ı Rabbül aleminde divan durmamıza sebebiyet verdikleri için biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Ehl-i Beyt bu işe yarıyor neticede. Onun için sadece bir mütevelliye gitmek yeterli olmaz. Hoca Efendi ayetlerle bunu orada genişçe izah etmiş de ben baktım saate çok uzun konuştum diye kısa kestim. فَلَا عَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَ ufkunda o davaya sahip çıkmak. Yani dediklerini demediklerinden dolayı insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediklerinden dolayı o kurtuluş yoluna, Kur'an yoluna girmediklerinden dolayı esefinden, kederinden neredeyse kendini paramparça yapacaksın. Ayetteki bu dertlenme bizde de olursa işte o zaman Ehl-i Beyt çerçevesine, manevi Ehl-i Beyt çerçevesine girmiş oluyoruz. Yani bir iki defa formalite gereği bunları yapmak yeterli olmaz diye düşünüyorum. Yandıraş bir şekilde hizmete adanmışlık denilen o... Yani Hazreti Ali hayatında ne yapmış? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz ne yapmış? Hazreti Fatıma anamız. İşte onların o çerçevesine manevi Ehl-i Beyt'e dahil oluyoruz o zaman. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Bu manevi Ehl-i Beyt tabiri de Hoca Efendi'ye ait bir tabirdir. Çok iyi yakalamış yani. Hocam hassasiyetine ve önemine binaen uzun ve anlaşılır bir cevap oldu. Allah razı olsun.